Kural 1. Serkan dedi ki oyun başladı dediğinde oyun başlar. Serkan dedi ki oyun bitti dediğinde oyun biter. İkinci kural. Serkan dedi ki diye başladığım komutları yerine getireceksiniz ama Serkan dedi ki demesem yapmayacaksınız. İkinci kural örnek yapalım mı? İkinci kural örnek. Serkan dedi ki elleri kaldır. Serkan dedi ki elleri kaldır, harikasınız. El çırp. İşte el çırpmak yok. Neydi kural? Serkan dedi ki el çırp dediğimde. Evet, ikinci kural anlaşıldı mı? Üçüncü kural çok önemli. Oyunun kazananını belirleyecek önemli bir kural aynı zamanda. Üçüncü kural. Bir de böyle şöyle bakınca size bu üçüncü kuralı özellikle ihlal etmeye çalışacak kişiler fark ettim aranızda. Ondan dolayı mutlaka söylemem lazım. Üçüncü kural arkadaşlar, mızıkçılık yok. En baştan söyleyelim. Serkan dedi ki oyun başladı. Serkan dedi ki sağ elini havaya kaldır. Serkan dedi ki sol elini de havaya kaldır. El çırp. Oo, süper. Çalışılmış sanki. Harika. Serkan dedi ki elleri daha yukarı kaldır. Güzel. Serkan dedi ki sağ elini parmak şıklat. Serkan dedi ki sol elini de parmak şıklat. El çırp. Olsun. Ne yapalım? Bir iki kişi bir iki kişidir. Serkan dedi ki sağ elini yukarı kaldır. Sağ elini aç kapa. Sol elini öne uzat. Yapanlar yandı. Serkan dedi ki sol elini de yukarı uzat. Serkan dedi ki elini başına koy. Elleri yana aç. Serkan dedi ki sağ elini yukarı kaldır. Serkan dedi ki sol elini göğsüne vur. Şöyle vur. Serkan dedi ki sağ elini göğsüne sürt. Biraz zor sanki. Elleri yukarı kaldır. Kaldıranlar yandı. Serkan dedi ki yanmayanlar sağ ellerini havaya kaldırsın. Yanmayanlar sağ ellerini havaya kaldırsın. Serkan dedi ki yanmayanlar ayağa kalksın. Yanmayanlar ayağa. Harika. Serkan dedi ki sol elini yukarı kaldır. El çırp. Güzel. Serkan dedi ki el çırp. Aynı anda el çırpınca. O nasıl bir el çırpma? Serkan dedi ki el çırp. Aynı anda. El çırp. Peki. Serkan dedi ki diz çök. Biraz daha çök. Biraz daha çökenler otursun. Serkan dedi ki yanmayanlar sağ ellerini havaya kaldırsın. Evet, onları buraya alalım. Dört kişi hızlı bir şekilde. Gel. Gel, 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 gel. Çok hızlı. 10 saniye. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. İşte demedim. Serkan dedi ki buraya çıkın dedim mi ben bu arkadaşlara? Ama duymamışlar. Burada devam edelim değil mi? Duymamışlar. Burada devam etmemiz lazım. Peki. Devam. Ama bu defa aynı anda yapalım. Olur mu? El çırp deyince beklemek yok. Birbirine sormak da yok. Serkan dedi mi demedi mi diye. Hızlıca devam ediyorum. Serkan dedi ki elini yukarı kaldır. Serkan dedi ki diz çök. Serkan dedi ki sağ elini öne uzat. Serkan dedi ki sağ elini parmak şıklat. Serkan dedi ki sol elini öne uzat. El çırp. Evet, Mustafa harikaydı. Buyurun oturabilirsiniz Mustafa. Biraz sonra arabadan vereceğim. Evet, aslında Mustafa da kazanıyormuş gibi oldu. Sonra ben ona otur deyince oturuyor şimdi. Serkan dedi ki otur demedim ben ona. Ama ben sana hediye edeceğim Mustafa o kitabı. Ya o kadar cimri değilim. Yazdık kimseye vermiyoruz gibi değil. Verelim okunsun değil mi? Arkadaşlar, oyun kural itibariyle anlaşılır mıydı? Kurallar anlaşıldı mı? Üç tane basit kuralı vardı, çok net. Eğlenceliydi sanırım, biraz güldük, eğlendik. Hatta hediyesi bile vardı, değil mi? Engel yok, kitabı da hediye olarak gelecekti. Fakat niyeyse çok çabuk yandınız. Sebep? Dikkat. Ah şu dikkat. Dikkatle ilgili Türkiye'de bir araştırma yapıldı. Gençlerin maksimum dikkat süresi ne kadar? Süre. Ne çıkmıştır sizce? Kaç dakika, kaç saniye, kaç saat? 30 saniye. 5 dakika.
Dersler 40 dakika yani blok olsa 80, yazılılar, sınavlar 160 dakika. 7 dakika, 20. Arkadaşlar, ortaokul, lise, üniversite öğrenciler arasında yapılan araştırma. Gençlerin maksimum konsantrasyon süresi, odaklanma süresi, dikkat süresi ne kadar? Sonuç tam 7 saniye. 7 saniyede bir dikkatimiz dağılıyor, konsantrasyonumuz bozuluyor. Bazen saliselik, hemen topluyoruz. Bazen bir gidiyoruz, bir daha gelemiyoruz. Bazen gidiyoruz, çok sona geliyoruz. Mesela şöyle oluyor. Öğretmen ders anlatıyor, dersin bir yerinde bize beyaz diyor. Beyaz deyince bizim aklımıza ilk gelen şey, karnımızda açsa ayran. Ayran gelince tabii yanında bir dürüm olması lazım, dürüm ayran. Dürüm ayran, çiğ köfte ayran, tost ayran bizi kantine götürüyor. Büfeye götürüyor, kafeye götürüyor, hafta sonuna götürüyor. Hafta sonu arkadaşımızla konuştuğumuz bir meseleye gidiyor aklımız. Oradan bir başka yere gidiyor, oradan bir başka yere, oradan bir başka yere. Bir dağınıklık, dağınıklık, dağınıklık. Ta ki içeride öğretmen bir hareket yapana, bir ses çıkarana kadar, bir şey olana kadar. Sonra toparlanıyoruz bir anda. Tekrar beynimiz kafatasımıza geri geliyor. Olayı kavramaya çalışıyoruz. Ne olmuş, ne bitmiş? Öğretmen 15 dakika ders anlatmış. Bir kopukluk var. Fakat beynimiz o kadar mükemmel ki, Rabbimiz o kadar güzel yaratmış ki, kopuklukların neredeyse tamamını birleştirebiliyoruz. Öğrenme gerçekleşebiliyor. Hepsini mi? İşte hepsini gerçekleştiremiyoruz. Bir bölüm kalıyor. O bölümü de öğretmen nereden buluyorsa buluyor, sınavda soruyor. Okuldaki sınavda sorsa çok önemli değil. 100 yerine 95 alırsınız. Ama eğer bu soru KPSS sınavında çıksa, liseye giriş sınavında çıksa, ortaokula giriş sınavında, üniversiteye giriş sınavında çıksa veya işte farklı kariyer sınavlarında çıksa, bir soru kaçmış olacak. Ama biliyorsunuz bir soru hiçbir zaman bir soru olmadı. Bir soru bazen bir sene oldu. Bu sene mi kazandık, seneye mi, bir soruya bağlı oldu. Bazen bir meslek oldu, doktor mu olacak, mühendis mi, bir soruya bağlı oldu. Bazen bir şehir oldu, İstanbul'da mı okuyacağız, Ankara'da mı, Kars'ta mı, bir soruya bağlı oldu. Bazen bir ömür oldu değerli arkadaşlar, bir ömür oldu. Belki Türkiye'deki çok önemli ilim adamlarından, bilim adamlarından birisi olacaktı. Fakat hocam, babam son şans vermişti üniversite için, girdim, kazanamadım. Geçti, tekstil işçisi oldu, sanayide çırak oldu. Bir soru. O yüzden bir soru hiçbir zaman bir soru değil kıymetli arkadaşlar. Bir ders hiçbir zaman bir ders değil. Bundan dolayı mutlaka dikkat süremizi artırıp toplam dersi algılamaya, toplam soruları algılamaya mümkün mertebe az hata yapmaya çalışmak zorundayız. Bunun için de yapacağımız şey dikkat süremizi artırmak. Çok basit değil mi? Dikkat süresini artırdık mı bitti. Kolay bir iki yöntem var. Mesela en kolay yöntemlerden bir tanesi 5 net garantilidir bu yöntem. Mutlaka bunu denemenizi tavsiye ederim. Ucuzdur bir de, çok pahalı sayılmaz. Yan etkisi de yok. İlaç, içiyorsunuz ilacı. Bir anda beyniniz güzelleşiyor. Nöronlar daha güzel bağlanmaya başlıyor. Öğrenme daha güzel gerçekleşmeye başlıyor. İlaç dediysem, Rabbimizin yarattığı ilaçlardan bir tanesi ceviz. 3 ceviz, her gün 3 ceviz, 5 net garantisi vardır. Ama ne zaman? Şuna benzer bu. Hasta oldunuz, grip oldunuz, doktora gittiniz, doktor ilaç verdi size. İlaçları içiyorsunuz ama soğuk su içmeye devam ediyorsunuz. İlaçları içiyorsunuz ama kapı pencere açık, ceryanda durmaya devam ediyorsunuz. İlaçları içiyorsunuz ama gece üstünüz açık uyuyorsunuz. İyileşir misiniz? Hayır. O yüzden bu 3 cevizin de işe yaraması için veya farklı işte B12 vitamini eksikliği varsa onların işe yaraması için bir de önleyici hekimine ihtiyacımız var. Neden dikkatimiz bu kadar dağınık? Onu bulmamız lazım. Neden bu kadar dağınık biliyor musunuz dikkatimiz? Eskiler bu kadar dağınık değildi. Eski insanlar, bizden büyüklerin dikkati bu kadar dağınık değildi. Daha iyi konsantre olabiliyorlardı. Ne oldu da değişti? Hayatımızda ekranlar geldi. Dikdörtgen, çok renkli, çok sesli, çok ışıklı, çok uyarıcılı ekranlar. Sürekli ekrana bakar olduk. Ekran demek parlaklık demek, HD görüntü demek, full HD, 4K. Artık gerçek hayattan daha canlı geliyor bize ekranlar. O yüzden ekrana da çok baktığımız için gerçek hayat, kitaplar, öğretmenler bizim ilgimizi çekmiyor. Bununla ilgili kıymetli arkadaşlarım, yine Türkiye'de yapılan araştırma, gençler internete ne kadar bakıyorlar diye. 7 saat çıkmış kıymetli arkadaşlar. İnternet
Türkiye'deki internet kullanıcısı 45 milyonun internette geçirdiği süre 7 saat. Fakat bunun bir 3 saati daha artı 3 saati daha televizyon. Etti mi size 10 saat? Boş verin onu, gelin 8'e düşelim biz. Hesaplaması kolay olsun. 8 saat günün 3'te 1'i mi? Günün 3'te 1'i, 24'ün 3'te 1'i. Peki 90 yıl yaşarsak 30 yılda internete mi geçiyor demek? Evet, 30 yıl internette geçiyor. 30 yıl sanal alemde geçiyor ve oradan faydalı bir bilgi de elde edemiyoruz çok fazla. Eğer faydalı bir bilgi elde etsek veya işimiz bu hocam, yani sonuçta ben grafikerim, ne bileyim işte muhasebe programları yapıyorum, işim bu falan, bilgisayar başında o yüzden duruyorum derseniz, hadi neyse, çoğunlukla vaktimizi geçirdiğimiz yer sosyal medya, video izle, müzik dinle, beğen, paylaş vesaire. Kıymetli arkadaşlar, eğer 8 saatimiz internette geçiyorsa, ekran karşısında geçiyorsa, bu dediğim gibi çok renk, çok ses, çok ışık, çok uyarıcı, artı sürekli elimizde bulunan telefondan dolayı bir manyetik alan, vücuttaki hücrelerde sürekli bir ısınma, sürekli bir yanma, sürekli bir erime. Hele kulağa dayama kısmında tamamen beyne ütüyü yapıştırıyor gibi düşünün. Ütüyü yapıştırmışız, beynimizde şöyle duruyor sürekli. Beyin hücreleri ölüyor ve bir daha da toparlanamıyor ne yazık ki. Kıymetli arkadaşlarım, dikkat süremizi artırmak istiyorsak eğer, ters orantılı olarak ekran karşısında geçirdiğimiz süreyi azaltıyoruz, dikkatimiz artıyor. Ne kadar artmasını istiyorsanız ekran karşısında geçirdiğiniz süreyi o kadar azaltacaksınız. Karar sizin. Ama benim tavsiyem en az bir saat. Gelin bir saat azaltalım. Bir saat azaltır azaltmaz ekran karşısında geçirdiğimiz süreyi, zaten dikkat normal bir seviyeye ulaşıyor. Vücut fonksiyonlarını yerine getirmeye devam ediyor. Öğrenme gerçekleşmeye devam ediyor. Sağlığa kavuşuyor vücut yavaş yavaş. Sadece bir saat ayırdığımızda bile. O bir saatin yerine gelin bir de faydalı bir şey koyalım. Örnek olarak söylüyorum. Matematikten işte türev konusu zorlandığımız bir konu. Her gün bir saat türev çalışsak. İnternetten çaldık, ha başka yerden de getirmiyoruz. İnternetten çaldık, bir saat türev çalışıyoruz. Bir yıl çalıştım, bir ay çalıştım hocam. 30 saat yaptı. Yine de bir şey anlayamıyorum diyen çıkar mı? Muhtemelen çıkmaz. İngilizce çalışalım gelin. Her gün 60 dakikada 10 cümle ezberleyelim. 6 dakikada bir cümle demek. Ezberlenebilir mi? Ezberlenir. Ayda yapar kaç cümle? Günde 10, ayda 300. 10 ay olarak hesaplarsak yılda 3000 cümle yapar mı? Yılda 3000 cümle İngilizce öğrenirseniz eğer, izlediğiniz bütün filmleri, dizileri, altyazısı izler misiniz? Okuduğunuz birçok metni ortalama olarak anlayabilir misiniz? İstediğiniz her kişiyle rahat bir şekilde konuşabilirsiniz. Evet. Zaten Türkçe'de kullandığımız günlük konuşmada zaten 300-400 kelime oluyormuş biz. 3000 cümleden bahsediyoruz. Muhteşem bir şey olur. Ya da gelin en faydalılarından birini seçelim, kitap okuyalım. Günde 1 saat kitap okusak. 30 sayfa demektir ortalama. 30 sayfa ayda yapar 900 sayfa. 900 sayfa kitap 10 ayda yapar 9000 sayfa. Hocam 9000 sayfa okudum, hala okuduğumu anlayamıyorum diyen çıkar mı? Muhtemelen çıkmaz. Bakın çok ekstra bir şeyden bahsetmiyorum. Sadece internette geçirdiğimiz süreyi bir saat azalttık, yerine faydalı bir şey koyduk. Zaten azaltmamızla birlikte dikkatimiz toparlanmaya başlamıştı. Üzerine bir de dikkatimizi artıracak kitap okumak, ders çalışmak, beyni çalıştıracak faaliyetler koyunca bir anda iki katına çıktı. Başarı gelir mi? Gelir. O yüzden başarıyı getirmek için internete geçirdiğimiz süreyi azaltmamız lazım. Peki hocam neden başarılı olmalıyız ki? Şart mı? He? Ne dersiniz? Başarılı olmak zorunda mıyız? Neye göre başarılı olmak zorundayız veya? Veya başarı nedir? Hayat amacınıza göredir kıymetli arkadaşlar başarı. Bir amacınız varsa eğer, bir hedefiniz varsa eğer başarılı olmak için uğraşırsınız. Ama eğer bir amacınız yoksa, hedefleriniz yoksa eğer, zaten günümüzü gün ediyoruz. Carpe diem diyorlar ya hani, anı yaşa. Yaşa anı, ömür boyu pişman ol. Aman ha, gaza gelmeyin. Anı yaşa diyenlere kulağınızı tıkayın. Anı değerlendir diyenlere bütün kulaklarınızı, gözlerinizi açın. Anınızı değerlendirin. Doğru değerlendirin ki ömrünüz güzel geçsin, bereketli geçsin. Hedef belirlemek önemli midir sorusuna duyduğum en güzel cümleyi kullanacağım az sonra size. Hedef belirlemek neden önemlidir? Bununla ilgili en güzel cümleyi bir tavşan kuruyor. Tavşan. Bu tavşan bir hikaye kahramanı, masal kahramanı.
Alice Harikalar Diyarında isimli kitapta geçiyor bu tavşanın hikayesi. Alice ve tavşan yola çıkıyorlar, hatırlarsınız belki. Yol bir yerde ikiye ayrılıyor. Yolun ikiye ayrıldığı yerde Alice tavşana dönüp soruyor. Hangi yoldan gideceğim? Cevap muhteşem. Bizim için de hakikaten altın cümlelerden bir tanesi. Tavşan diyor ki Alice'e, nereye gideceğini bilmiyorsan hangi yoldan gittiğinin de hiçbir önemi yok. Cümleyi bizim için düzelteceksek eğer, hayat amacınız yoksa, hedefleriniz yoksa eğer, hangi yoldan gittiğinizin, hangi okulu okuduğunuzun, okuyacağınızın, hangi şehirde yaşadığınızın, yaşayacağınızın, hatta kimlerle arkadaşlık yaptığınızın, kurduğunuzun, kimler, hangi gazeteleri, kitapları, dergileri okuduğunuzun hiçbir önemi yok. Önce hayat amacına karar vereceğiz. Hayat amacına bağlı olarak hedeflere karar vereceğiz. O hedefler bizi başarıya doğru götürecek. Hayat amacı ile ilgili benim cümlem şu. 1 milyon basamaklı bir kulenin zirvesindeki yıldızdır hayat amacı. O yıldıza ulaşmaya çalışırız. O yıldız hep orada durmalıdır, hep gözümüzün önünde olmalıdır, hep hatırlamalıyız yıldızı. Oraya çıktığımızı unutmamalıyız ki bizi sürekli motive etsin, enerji versin. Hayat enerjisi verir aynı zamanda bize hayat amacı. O yüzden bir hayat amacı bulun kendinize. O 1 milyon basamak ara hedeflerdir. Ortaokul, lise, üniversite, eviniz, arabanız, eşiniz ara hedeflerdir bazen. Oraya ulaşmak isteriz aslında. O yüzden hayat amacına bir karar vermek, üzerinde düşünmek, taşınmak çok çok önemli. Hayat amacı ile ilgili Japonların bir önerisi var. Kendi uyguladıkları bir şey. Okinawa kenti Japonya'daki en uzun yaşamın olduğu şehirlerden bir tanesi. 100 yaşında yaşamak çok standart kabul ediliyor. Kimse şaşırmıyor. 100 yaşında öldü, tamam ölür yani normal. Çok yaşamış denmiyor orada. Araştırmışlar neden? Sağlıklı beslenme var. Doğal bir yaşam var, huzurlu bir yaşam var, işte ne bileyim balık var falan. Fakat ondan çok çok daha önemli ikigai'yi bulmuşlar. Ikigai, Okinawa'da ve Japonya'da kullanılan bir tabir. Hayat amacıyla bağlantısı şu. Ikigai şu demek, diyorlar ki dünyadaki işler dörde ayrılır. Sevdiğimiz işler, her işle ilgili düşünün. Sevdiğimiz şeyler, sevdiğimiz işler. Bu sevdiğimiz şeylerin yanında yeteneğimiz olan işler var. Seviyorum ama yeteneğim yok. Hani saz çalmayı seviyorum ben ama yeteneğim yok. Oluşabilir mi? Oluşabilir ama bazen vakit kaybına gerek yok. Zaten öyle bir yeteneğiniz vardır sizin seçtiğiniz bir meslekle ilgili. O yüzden yeteneğiniz olan bir meslek seçimi örnek olarak söylüyorum veya hayat amacı seçimi. Seviyorsunuz ve yeteneğiniz var. Bir de para kazanıyor musunuz bu işten? Bazen öyle olur. Hocam sevdiğim işi yapmak istiyorum derseniz. Sevdiğiniz iş para kazandırmıyordur. Yetmez diyor Japonlar. Hem seveceksiniz hem para kazanacaksınız o işten. Hem de yeteneğiniz olacak. Sadece para kazanacağınız meslek yapmak doğru değil. Sadece sevdiğiniz mesleği yapmak da ne yazık ki doğru değil. Hem seveceksiniz hem o alanda uzmanlaşabileceksiniz, yeteneğiniz olacak. Hem de o işten para kazanacaksınız. Bir de kıymetli arkadaşlar bunun üzerine hani şu çikolatalı pastaların üzerindeki şey olur ya vişne hani şöyle çilek yerleştirirsiniz tamam dersiniz bitti pasta. İşte o çilek de dünyaya katkısı. Dünyaya katkısı olan bir iş, bir meslek yapmak, insanlara faydası olan bir meslek yapmak çok çok önemli. İnsanlara faydadan kastım işte çevreyle ilgili faaliyetler olabilir. Barışla ilgili işte savaşı bitirmekle ilgili olabilir. Ne bileyim çocuk haklarıyla ilgili olabilir gibi aklınıza ne geliyorsa dünyaya nasıl katkı sunabiliriz diye. Eğer diyor sevdiğiniz ve yeteneğiniz olan bir işi yapıyorsanız bu sadece tutku olur. Eğer yeteneğiniz olan bir işi ve para kazandığınız bir iş yapıyorsanız uzmansınızdır. Eğer sevdiğiniz ve dünyaya katkısı olan bir iş yapıyorsanız misyonunuz budur demektir. Eğer dünyaya katkısı ve para kazandıran bir iş yapıyorsanız sadece meslektir bu. Ama eğer bir işi hem seviyorsanız hem yeteneğiniz varsa hem para kazanıyorsanız hem de dünyaya katkı sunuyorsanız bu sizin ikigayenizi oluşturur. Sizi canlı tutar, diri tutar, hayat enerjinizi yüksek tutar, ömrünüzü uzatır arkadaşlar. O yüzden ne olur şu an aklınızda olan o işleri, meslekleri, seçimlerinizi bir düşünün. Dördü de bir arada mı? Dördünden bir tanesi eksik olsa hep bir yan eksik kalıyor. O eksik bırakma kısmına aman dikkat edelim. Hayat amacıyla ilgili kıymetli arkadaşlarım, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Zariyat Suresi 56. ayette diyor ki, ben insanları ve cinleri sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. En'am suresi 162'de de ki benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
Dolayısıyla biz hayat amacımızı düşünürken onun bir üstüne de düşünmek zorundayız. Hani ulvi hayat amacımız bizim cennete gitmektir. Dünyadaki yaptıklarımızdan dolayı gideceğimiz için seçeceğimiz işi, mesleği vesaireyi seçerken de buna dikkat etmemiz gerekiyor. Hangi iş, hangi meslek beni cennete daha kolay ulaştırır? Bu da aklımızın bir kenarında mutlaka kalsın. Bir de neden diyelim, neden? Sorun. Neden sorusunu kendinize sorun. Kendi kendinize sorun. Size bir şey teklif edenlere sorun. Annenize sorun, öğretmeninize sorun gerekirse. Neden? Ama en çok da kendinize sorun. Hayat amacım şu. Şu mesleği seçmek istiyorum. Şunu yapmak istiyorum. Neden? Eğer neden sorusuna güçlü cevaplar verebiliyorsanız o işi yapıyorsunuz. Sahip çıkıyorsunuz o işe. Ama eğer neden sorusuna verdiğiniz cevap ya öylesine işte aklıma böyle geldi, şöyle dediler, şu söyledi, annem itekledi, babam gönderdi, öğretmenim şöyle şöyle anlattı diyeyse olmuyor, oturmuyor kafada. Şöyle bir örnekle anlatmaya çalışıyorum ben bunu. Eviniz var, arabanız da var, güzel de bir araba. Arabanın modelini yükseltmek istiyorsunuz. Bunun için de ekstradan 1000 TL para kazanmanız lazım. Bir iş yapmanız lazım, ek iş yapmanız lazım vesaire. O 1000 TL kazanılır mı? Çok zor. Çünkü çok ihtiyacınız yok. Zaten arabanız var ve fena değil modeli. Öylesine diyorsunuz. Hani öylesine değiştirsem iyi olur. Peki arkadaşlar eviniz var. Arabanız yok. Araba almanız lazım. Almayı düşünüyorsunuz. Bunun için 3000 TL para biriktirmeniz, ek gelir elde etmeniz lazım. Neden? Ya işte herkesin arabası var hocam, bir de benim olsun. O para kazanılır mı? Kazanılmaz. Hocam annem hasta. Haftanın 5 günü annemi hastaneye götürmem lazım. O para bulunur mu? Öyle bir bulunur ki beyin bir anda üretmeye başlar. Der ki şuradan ek iş yap, şununla ortak ol, şuradan borç al, şuradan bilmem ne yap. Sürekli bir şeyler üretmeye başlar. O yüzden beynin çalışması için bile, beynin üretmesi için bile neden sorusuna güçlü cevaplar vermeniz gerekiyor kesinlikle. İkincisi nasıl? Nasıl planlama ile ilgili? Biraz sonra geleceğim. Üçüncüsü kıymetli arkadaşlar çok çok önemli. Hayat amacınıza giden yolda, mesleğinizi seçerken, hedeflerinize giderken kiminle hareket ediyorsunuz? Kimlerle? Kimlerle sorusu için uzmanlar diyorlar ki her insan en yakınındaki en çok zaman geçirdiği 5 kişinin ortalamasıdır. En yakınınızdaki 5 kişi kimse siz olsunuz. Zeka seviyenizde, espri anlayışınızda, başarı düzeyinizde, hayata bakış açınızda hep o 5 kişiyle sınırlıdır. O yüzden diyorum ki en yakınınızdaki 5 kişiyi bir düşünün. Eğer size fayda veren, sizi motive eden, sizi destekleyen birileri ise aman sakın bırakmayın. Ama eğer siz tam çalışacakken hadi gel dışarı diyorsa, siz tam motive oldunuz, bir şeye başlayacaksanız WhatsApp'tan düdüt geldi. Ardından bir daha geldi, görüldü yapıyorsun, niye cevap vermiyorsun? Diyorsa, sizin motivasyonunuzu bozuyorsa aman uzak durun. Hele bazı enerji hırsızları var. Sizin başarınızdan dolayı kıskançlıkla sizi sürekli aşağıya çekmeye çalışan bazı kişiler vardır çevrenizde. Eğer varsa hemen sırtınızı dönün. Küsüyor mu? Çok özür dilerim söylüyorum. Cehennemin dibine kadar yol var. Küsüyorsa defolsun gitsin hayatınızdan. Eğer destekliyorsa başımız gözümüz üzerine. Küsme ile ilgili değil mesele, bencillikle ilgili de değil. Önce kendimizi kurtaralım. Sıra gelirse ona destek veririz. İyi niyetliyse eğer. Ama uçak yolculuğu yapanlarınız vardır veya filmlerde duymuşsunuzdur. Hostesin söylediği bir şey var. Diyor ki eğer yanınızda bebeğiniz varsa, çocuğunuz varsa, acil durumda oksijen maskesi düşer. Düştüğü zaman önce bebeğe takın mı diyor. Siz bebeğe takıyorsunuz, o kurtarıyor kendini, siz bayılıyorsunuz. Ondan sonra bebeği kim alır, kim götürür, ne olur belli olmaz. Nedir mantık? Önce kendinize, sonra çocuğunuza. Önce kendinize arkadaşlar, önce kendinizi düşünün. Bu bencillik değil, bu kendini sevmek, kendine değer vermektir. Önce kendinizi kurtarın. Kendiniz için en faydalı 5 kişiyi bir araya getirmeye çalışın. Onlarla destekleşin. Ha onlardan birine destek olursunuz, yardımcı olursunuz. İyi niyetlidir, eyvallah. Ama kötü niyetliyse aman uzak durun. Mevlana der ki, kimlerle gezdiğinizde, kimlerle arkadaş olduğunuza dikkat edin. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür. Yanınızdakine bir bakın bakalım. Bülbül mü, kargay mı? Kargaysa çöplüğe gitmeyin, ondan uzaklaşın. En güzeli o. Kıymetli arkadaşlar, hedef belirlemek çok önemli. Hayal kurmak çok önemli. Hayallerin hedeflere dönüşme süreci çok çok etkili, çok önemli. Eğer hayal kur, hayal sadece hayal olur. Hedefe dönüşmesi için birinci kural burada yok ama yazmak önemlidir hedefi.
İkinci kural belirgin olmasıdır. Belirgin. Belirginlikten kastım şu. Hocam ben doktor olmak istiyorum. Belirgin bir hedef midir? Değil. Hocam ben cerrah olmak istiyorum. Çok değil. Hocam ben mikro cerrahi alanında çalışmak istiyorum. Ha, biraz bir şey olmaya başladı, değil mi? Hocam ben mikro cerrahi alanında 2030 yılında Nobel ödülü alacağım. O kişi benim. Oldu mu? Ha, bak olmaya başladı, oturmaya başladı. Bunu nereden öğrendim ben? Nerede kafamda oturdu biliyor musunuz bu mesele? Hedef belirlemenin neden önemli olduğu ve neden belirgin olması gerektiğiyle ilgili. 2012'de Avrupa Şampiyonası yapıldı. 2012 Avrupa Şampiyonası'na katılan, Türkiye'den katılan atletimiz Nevin Yanıt. Nevin Yanıt şampiyonaya hazırlanmadan önce cep telefonunun son 4 rakamını değiştirdi. 12.93. Antrenörü 12.93 cep telefonu. Evinde değişik yerlere 12.93 yazdı. Arabasına 12.93 yazdı. Spor salonuna 12.93 yazdı. Ne bileyim yatak odasındaki aynaya 12.93 yazdı. Yemek masasına 12.93 yazdı. Her yer 12.93. Nevin Yanıt diyordu ki başımı yastığa koyuyorum tam uyuyacağım. 12.93'ü görünce rahat edemiyorum. Kalkıyorum yarım saat daha antrenman yapıyorum öyle uyuyorum. Nevin Yanıt 60 metre engelli için start çizgisine arkadaşlarıyla beraber, rakipleriyle beraber dizildi. Start işaretini bekliyorlar heyecanla. Start işareti verildi. Engelleri aşmaya başladılar. Hızlı bir şekilde koşuyorlar bütün rakipler. Engellerden aşıyorlar. Nevin Yanıt aşıyor. Birinci engel, ikinci engel, sonraki engel, sonraki. En son aşamada bir gayret şampiyon oluyor Nevin Yanıt. İlk sırada. Şampiyon, Avrupa şampiyonu ya, muhteşem bir şey. Fakat çok sevinçli, çok mutlu bir şeyi merak ediyor. Skorboard'a bakıyor. 12 saniye 94 salise değil, 12 saniye 92 salise de değil, 12 saniye 93 salise. Kıymetli arkadaşlar, salisesi ne kadar beyin programlar, hazırlar sizi. Ama ne istediğinize net bir şekilde karar verin, söyleyin ona. Nasıl çalışır beyin biliyor musunuz? 12.93 istiyorum dediniz. Nevin Yanıt yemeği iniyor. Birinci kaşık, ikinci kaşık, üçüncü kaşık, dördüncü kaşık, beşinci kaşık, altıncı kaşıkla beyin ötmeye başlıyor. Düt 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 düt. Eğer o kaşığı yersen şu kadar kalori oluşur. O kaloriyi yakmak için şu kadar spor yapman lazım. Onu da yapamayacaksan 12.99'da kalırsın. Koşuyor, antrenman yapıyor. Yorulmuş, tam bırakacak. Uyarı veriyor beyin. Düt 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 düt. 10 dakika daha koşmazsan 12.95'te kalırsın. Beyine bu şekilde yardımcı olmanız lazım. Ne istiyorsunuz? Ve ne zaman istiyorsunuz? Zaman sınırı da çok çok önemli kıymetli arkadaşlar. 3 ay sonra şu seviyeye geleceğim. 2 ayda 10.000 soru çözeceğim gibi. Sınırı koymazsanız eğer, zaman sınırı koymazsanız yine olmuyor. Yoksa hepimizin yaptığı bir hata, sene başından diyoruz ki ya işte sene sonuna kadar şu kitapları bitireceğim. Bitmiyor bir türlü. O yüzden kısa hedefler, orta hedefler, uzun hedefler koymak lazım ve bunu sürekli kontrol etmek lazım. Kim yapacak bunları? Sen yapacaksın arkadaşım. Ben gelip senin adına yapmayacağım. Annen baban yapmayacak, öğretmenlerin yapmayacak. Hayat senin hayatın. Sen yapacaksın. Fakat sen kendini ne kadar tanıyabiliyorsun, bu konuda endişelerimiz var. Çünkü biz de kendimizi tanımıyoruz. Kendimizi tanımak için bir analiz yapıyoruz. Güçlü yönlerimiz, zayıf yönlerimiz, fırsatlarımız, hayatın bize sunduğu fırsatlar, Esenler'in, Türkiye'nin sunduğu fırsatlar ya da dezavantajlar, tehditler. Bunları yazılı çalışmak gerekir. Güçlü ve zayıf yan tamamen seninle ilgili. Kişilik özelliklerin, mizacın, karakterin, başarılı olduğun dersler, hobilerin vesaire. Bunlar sensin. Güçlü ve zayıf yönü yaz. Derslerle bir örnek vereyim. İşte Türkçen güçlü. Kaç? 80. İstediğin hedefe ulaşmak için kaç lazım? 85 lazım. 5 puan eksiğin var der beyin sana. Beynin o 5 puanı tamamlamak için sana yol gösterir. Yazarsan eğer. Yazmazsan o arada kaynar gider. Zayıf yönün yaz. Matematik. 30. Kaç lazım? 60 lazım. 60 puana tamamlamak için neler yapman gerekir? Beynin seni yönlendirir. Ama söylemen lazım ona. Yazman lazım. O yüzden güçlü yanlarını da yaz. 5 madde, 10 madde bir ajanda bul kendine. Zayıf yanlarını da yaz. Bir de 100 üzerinden puan ver onlara. 100 üzerinden puan verdikten sonra da kaç puan seni kurtarır onu da yaz oraya. Ona göre beyninin çalışmasına, fikir üretmesine müsaade et. Kıymetli arkadaşlar, fırsat ve tehdit kısmı da çok çok önemli ve çoğumuz bunu değerlendiremiyoruz. Fırsatlar, avantajlar dediğim gibi. Bu okulda okumanızın avantajları neler? Esenler'de yaşamanızın avantajları neler?
İstanbul'da yaşamanızın avantajları neler, Türkiye'de bulunmanızın avantajları neler? Bunları yazmak lazım. Ya da tam tersi tehditler neler, dezavantajlar neler? Hayat amacına giden yolda İstanbul'da yaşamak senin için belki de bir avantaj değildir. Sen belki de sanatçı ruhlu bir kişiliğe sahipsin, sakin bir yerde yaşaman gerekiyor. Belki de geleceğin çok ünlü ressamı olacaksın, yazarı, şairi olacaksın. O yüzden git küçük bir yerde yaşa kıymetli arkadaşım. Ama bunu yazmadan bilemezsin. Yaz bunu. Fırsatsa da fırsata sahip çık. Çoğumuz İstanbul'un fırsatlarının farkında değiliz. Çoğumuz Esenler'in fırsatlarının farkında değiliz. İstanbul bakın her şeyin zirvesi. Sanatla mı uğraşmak istiyorsunuz? En büyük sanatçılar burada. Sporla mı uğraşmak istiyorsunuz? En büyük sporcular burada. Ne bileyim, siyasetle mi burada, bilimle mi burada? 50 küsur üniversite var İstanbul'da sadece. Her hafta bir kongre, konferans, sempozyum, seminer, bir sürü şey oluyor. Biz de ne yapıyoruz? Beğen, paylaş, retweet et. Beğen, paylaş, retweet et. Başka bir şey yok. Kıymetli arkadaşlar, uyanalım ve fırsatların farkına varalım. Esenler'de çok güzel fırsatlar var ama çoğumuz bilmiyoruz bile, farkına varmıyoruz. Bundan 10 yıl sonra iki kardeşimiz mezun olacaklar belki. İsim neydi? Bahattin. Baran. Baran'la Hakan konuşacaklar bir gün bundan 5 yıl 10 yıl sonra. Baran diyecek ki Hakan'a, ya Baran işte ben şu işi yapıyorum, bu işi yapıyorum. Ne bileyim. Hakan diyecek ki, ya nereden esti? Belki Baran diyecek ki, ben Esenler'de işte belediyenin açtığı kurslara katıldım. İsmail'in açtığı kurslara katıldım. Ne bileyim işte YouTuber kursu varmış. YouTuber kursuna katıldım. Stüdyoyu kullandım ücretsiz, bedava. Spor müsabakalarına, spor okullarına yazıldım, katıldım. Onu diyecek belki. Ama çoğumuz bunu bilmediğimiz için, araştırmadığımız için, daha ciddi meselelerimiz olduğu için farkında değiliz. Hakan da saf saf diyecek ki o zaman, bir saflık yok gerçi buradan bakınca maşallah. Ya Esenler'de öyle bir yer mi varmış diyecek, diyeceğiz. O yüzden ne olur Esenlerimizin de farkına varalım, İstanbul'umuzun da farkına varalım kıymetli arkadaşlar. Fırsatı sakın kaçırmayın. Özellikle lise yılları, özellikle üniversite yılları fırsatın böyle sürekli ayağımızda olduğu ama çoğunlukla da kaçırdığımız yerlerdir. O yüzden hangi üniversiteyi kazanacaksanız kazanın, o 4 yılı o kadar verimli geçirin ki. O 4 yılda kazandığınız her şeyi önümüzdeki 50 yıl harcayacaksınız çünkü. İngilizce öğreneceksiniz, orada yapmanız lazım. Kitap okuma alışkanlığı kazanacaksanız orada. Mesleğinizin en iyisi olma hedefiniz varsa temelini orada atacaksınız. O yüzden ne olur o fırsatı da kaçırmamış olun. Sonra gelin planlayalım biraz. Başarıya giden yol mutlaka planlamadan geçer. Plan çıkarmayı bilmeyen var mı? Yok. Hemen hemen hepimiz bir şekilde plan çıkarabiliyoruz. Biliyoruz en azından nasıl çıkarılacağını. Sorun ne? Uygulamakta. Uygulama ile ilgili bir de neyimiz var bizim? Günümüz var. Hangi gün başlıyoruz planımızı uygulamaya? Pazartesi bir gelsin de hallederiz. Başlarız. Aha bugün salı. Bak ben de pazartesi uygulamak üzere bir plan çıkarmıştım. Bugün salı. Neyse haftaya pazartesi başlarız artık. Doğru mu? Haftaya pazartesiye kadar hani siz duruyorsunuz ya, biz duruyoruz ya, çalışmıyoruz ya. Japonya'daki çocuk da çalışmıyor değil mi? Amerika'daki de çalışmıyor. İsrail'deki de çalışmıyor. Çinlisi de çalışmıyor. Hepsi bizi bekliyor. Biz pazartesi başlayacağız. Beraber centilmen bir şekilde yarışa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Rakiplerimiz çalışıyor. Harıl harıl çalışıyor hem de. Rakiplerimiz çalışırken kaybedecek saniyemiz yok. Bırakın 6 günü, 5 günü. Saniyemiz yok. Hemen uygula kıymetli arkadaşım. Planla ve hemen uygula. Hemen, hemen, hemen. Bunu böyle cümle olarak yazın. Telefonlarınızın ekranına yazın. Hemen. Ertelemeden uygula. Üşenmeden uygula. Vazgeçmeden uygula. Zorluklar yaşayacaksın. Canın sıkılacak. Moralin bozulacak ama pes etme sakın. Pes etmeden uygula kıymetli kardeşim. Şunu unutma. Senin uyguladığın her şey seni etkileyecek. Ama sadece seni mi etkileyecek? Beni de etkileyecek. Sadece seni mi etkileyecek? Yanındaki 5 arkadaşını da etkileyecek. Sadece seni mi etkileyecek? Küçük kardeşini, küçük kuzenini de etkileyecek. Bizim amcaoğlu diyecek, ne bileyim, abim diyecek, şunu kazandı diyecek, başardı diyecek, ben de başaracağım diyecek belki. Belki bundan 10 yıl sonra geleceksiniz buraya, bu okula, bu sahneye çıkacaksınız. Takdim edecekler sizi. Okulumuzun mezunlarından işte doktor vesaire vesaire çıkacaksınız buraya. Buradaki gençlere başarı hikayenizi anlatacaksınız. Ben buradan başladım. Mikrocerrahi alanında uğraştım, didindim, çalıştım, çabaladım. Nobel ödülünü kazandım. Okuluma da geldim. Vefa borcumu ödüyorum diyecek. Anlatacak. O zaman buradaki 2030'daki öğrenciler de etkilenecek mi sizden? Etkilenecek. Kıymetli kardeşim, bir plan
sadece uygulayan kişi etkilemez. Çevresindeki herkesi etkiler. O yüzden kendin için uygulamayacaksan bile ne olur bizim için uygula. Gelecekteki güzel günlerimiz için uygula. Esenlerli çocuklar için uygula. Kendi çocukların için uygula. Ne olur uygula. Şunu hatırla. Kelebek etkisi teorisi der ki, bir kelebeğin kanadından çıkan esintiler ileride bir kasırgaya sebep olabilir. Kartopu etkisi der ki, bir yamaçtan bırakılan kartopu aşağıda çığa sebep olabilir. Tohum etkisi der ki, bir tohum hiçbir zaman bir tohum olmadı. O tohum aynı zamanda bir ormana dönüşecek kapasiteyi, yeteneği içinde barındırır. O küçücük tohumun içerisinde bir orman vardır. Yeter ki o tohumun ortaya çıkmasına, sahip olmaya, kendini büyütmesine, üretmesine biz de fırsat verelim. Siz de inanın o tohuma. Biliyorsunuz elmaların içerisinde çekirdekler vardır. Kaç çekirdek vardır bir elmada? 5-6 falan, değil mi? Her çekirdekte kaç elma var bilen var mı? Öyle bir kapasite yok değil mi? Katlamanın gücü. Sürekli katlanıyor, sürekli katlanıyor. Kıymetli arkadaşım, o yüzden gel, sen de kendi farkına var. Bir tohum olduğunun bilincinde ol. Ama tohumuna sahip çık, kendine sahip çık. Kendi yeteneğini, becerini geliştir. Hedeflerini belirle, yola çık ve bizi de inşallah peşinden sürükle. Kıymetli kardeşlerim, bir şiirle bitireyim. Üstad Necip Fazıl diyor ki, size, bana hitaben, tohum saç, bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidi küheylan, koşmana bak sen. Çatlarsan doğuran kısrak utansın. Eski çınar, şimdi Noel ağacı. Dallarda iğreti yaprak utansın. Ustada kalırsa bu öksüz yapı, onu sürdürmeyen çırak utansın. Ölümden ileride varış dediğin, geride ne varsa bırak utansın. Ey bin bir tane de solmayan tek renk, bayraklaşamıyorsan bayrak utansın. Bayraklaşamıyorsan bayrak utansın. Bayrağımızı utandırmayalım inşallah. Yolunuz açık olsun. Hoşça kalın.